Merhaba sevgili gençler. Bu videoda da sizlerin çokça sorduğu soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu sorulardan bazıları şunlar. Önceden ilçenin yüksek puanlı okulu ancak bu yıl nitelikli seçilmedi. Bu okullara tercih yapmak mantıklı mı hocam? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Daha sonra meslek lisesini mi yoksa Anadolu lisesini mi seçmeliyim? Bir diğer sorunuz popüler meslek dalları hangileri? İş bulması kolay, ücreti iyi olan bölümler hangileri? Devlet lisesi mi, özel lisesi mi? Bunlar bana çokça sorulan sorular. Sizin de aklınızda takılanlar varsa videonun altından yorum kısmından sorunuz. Eğer geniş kitleye hitap eden sorular olursa bunları video şeklinde sunabilirim. Evet, öncelikle ilk sorumuza başlayalım. Nitelikli seçilmeyen, yüksek puanlı okulları seçmek mantıklı mı? Bazı veliler diyor ki bizlere, "Hocam, bizim mahalledeki okul geçmiş yıllarda 480'in üzerinde bir puan ile öğrenci alıyordu. Ancak bu yıl sınavla alan okullar listesinde yer almadı. Ne yapmalıyız? Biz o mahalleye taşınmalı mıyız? O okulun eğitimi daha iyi olduğu söyleniyor. Oraya taşınırsak çocuğum daha kaliteli bir eğitim alır. Sizce taşınmalı mıyız?" gibi sorular geliyor. Tabii ki bu aslında büyük bir sorun. Bu sorunun adı da eğitim göçü. Yenilenen bu sınav sisteminde bu düşüncede olan bazı veliler göç etmeyi düşünüyor. Yani okula yakın bir yere taşınmayı düşünüyor. Şimdi bu mantıklı mı değil mi? İsterseniz bunu birlikte cevaplayalım. Şimdi öğretmen faktörü çok önemli. Burada örneklerle gidelim isterseniz. Bakın İstanbul Maltepe Anadolu Lisesi gördüğünüz gibi sınavsız yerleştirme ile alıyor. Ancak şurada yukarıda gördüğünüz Yeşilköy Anadolu Lisesi proje okulu şeklinde. Yine Hasan Polatkan Anadolu Lisesi ve diğer Anadolu liseleri sınavla öğrenci alıyor. Şimdi geçmiş yılların yani 2017'nin tavan puanlarına bakarsanız aslında sınavla öğrenci almayan Maltepe Anadolu Lisesi'nin sınavla öğrenci alan diğer Anadolu liselerinden daha yüksek bir tavan puana sahip olduğunu görüyorsunuz. Şimdi veli diyor ki, "Hocam ben o zaman Maltepe Anadolu Lisesi'ne yazdırayım çocuğumu." Maltepe'ye de adresimi aldırayım. Böylece çocuğum Maltepe Anadolu Lisesi'nde okusun. Çünkü niye? Çünkü bakın taban puanı yüksek. Şimdi bunun artısı ne olur? Eksisi ne olur? Maltepe Anadolu Lisesi'nin birinci sınıfı kimlerden oluşacak? Sınavdan çok yüksek puan almayan, o bölgede yaşayan, o bölgeye yakın oturan, çok böyle orta düzey çalışkana yakın çocukların da başvurduğu ya da Mahallenin en az çalışan öğrencilerinin de e, kayıt yapabileceği bir lise konumunda olacak. Tekrar ediyorum. 9. sınıfın profiline baktığımızda orta ve ortanın üzerindeki çalışkan öğrenciler olduğu gibi sınıflarında ders çalışmayı çok az düzeyde yapan öğrenciler de olacak ve bu öğrenciler tabii ki de ders işlenme anında sıkıntı çıkartabilecektir. Şimdi burada önemli faktörler var. Birincisi dedik ki öğretmen faktörü. Öğretmenler gerçekten 484 puan alan öğrencilere hitap eden öğretmenler olduğu için işlerinde çok iyiler. Yani gerçekten çok güzel ders anlatan insanlardır. Ancak sınıfın içine girdikleri zaman 9. sınıfı geçmiş yıllardaki 484 ve üstündeki seçilmiş öğrenciler olmayacak. Karışık bir öğrenci grubuyla karşılaşacaklar. E tabii ki ders anlatımını katleden öğrenciler de olacağı için öğretmenin performansı düşecektir. Yani o öğretmen 10. sınıfta 11 ve 12. sınıftaki seçilmiş sınavla seçilmiş olan öğrencilere ders anlattığı gibi anlatamayabilir. Bu da o sınıfı kaynatmaya çalışan öğrencilerin olacağı için. E, başka bir açıdan yaklaşırsak bunun önüne geçebilir mi bu liseler? Geçebilir aslında. Tabii ki burada sınav eleğinin olmamasından dolayı idare yönetimsel bakış çok önemli. Eğer okul idaresi mahalleden gelen, adrese dayalı gelen bu öğrencileri işte okul başarı puanlarına göre sınıfları ayırırsa o zaman bir nevi daha güzel ders işlenen sınıflar oluşturulabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin okul başarı puanı 85 ile 95 arasında olanları bir sınıfa koyduklarında 85 ile 75 arasında olanları bir sınıfa koyduklarında daha düzenli bir sistem oluşur. Böylece öğretmen daha rahat ders işler. Bu da öğretimin kalitesini arttıracaktır. Şimdi çok net cevap veremedik. Neden veremedik? Dediğim gibi burada birden fazla faktör var. Öğretmen faktörü ve idari yani yönetimsel faktör var. Bunların etkisiyle bu okullar kalitesini düşürmeyebilir. Ama böyle tedbirler olmazsa bu okul geçmiş yıllardaki başarısını tabii ki de ne yapacaktır? Düşürecektir. Tabii bizim burada verdiğimiz örnek İstanbul'da Maltepe Anadolu Lisesi'ni rastgele seçtim. Bunun aynısını Ankara, Mamak'ta Bey Anadolu Lisesi için de söyleyebiliriz. Bey Anadolu Lisesi Mamak'ın en yüksek puanlı okuduyken bugün sınavsız yerleştirme ile öğrenci alacak. Aynı şeyler bu okullar için de geçerli. Tabii ki karar ve tercih sizin. Bir diğer soru meslek mi, Anadolu lisesi mi? Şimdi bunu çok öğrenci soruyor. Hocam ben meslek lisesini mi yazmalıyım yoksa mahallemdeki Anadolu lisesini mi yazmalıyım? Burada aslında kendinizi tanıma ve isteklerinizi bilmeyle alakalı bir cevap vereceğim. Çünkü eğer sizler çok uzun süreli çalışmayı seviyorsanız Örneğin hocam ben liseden 8 saat 10 saat ders çalışırım ve işte üniversiteye giriş sınavında gerçekten başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü ben ders çalışmayı seven bir öğrenciyim diyorsanız ve buna inanıyorsanız o zaman Anadolu Lisesi'ni yazabilirsiniz ve istediğiniz bölümü de kazanıp üniversite düzeyinde okuyabilirsiniz. Ha şayet benim ilgim var, yeteneğim var, ben elektrikle uğraşmayı çok seviyorum işte ya da ben veteriner olmak istiyorum, hayvanlarla uğraşmayı çok seviyorum ya da ne olabilir çocukları çok seviyorum ve çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmak istiyorum gibi ilgi ve yeteneklerinizin farkında olursanız o zaman meslek lisesi kesinlikle size göre. Ben pek çok öğrencimi meslek lisesine yönlendiriyorum. Gerçekten çalışmayı çok seven, uzun saatler ders çalışmayı başarabilen öğrenciler varsa... O zaman onları Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne yönlendiriyorum. Ama işte böyle günde 1-2 saati zor çalışan öğrencilerseniz ve ilginiz, yeteneğiniz de varsa o zaman Meslek Lisesi tam size göre. Meslek Lisesi demişken bir alt soruya geçelim. Bu da şu, hocam ben meslek lisesini seçeceğim ancak hangi alanı seçmeliyim? Hangi alanı seçersem iş imkanları daha iyi olur? Gelecekte alacağım ücret daha iyi olur? Şeklinde sorular geliyor. Bunda da size yardımcı olmaya çalışalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hangi meslek alanını seçerseniz seçin, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O mesleğin hangi vasıfları gerekiyorsa, bilgisayarsa bilgisayar, İngilizce ise İngilizce, çizim, otoket, her neyse bu alanların tamamında kendinizi geliştirmelisiniz. Stajlarınızı çok düzgün bir şekilde yapmalısınız ve tabii ki ilginiz, isteğiniz olmalı. İşte o işi severek yaparsanız ve kendinizi geliştirirseniz tüm meslek alanlarında başarıya ulaşırsınız ve çok da güzel paralar kazanırsınız. Şimdi yine de hocam önerseniz hangi bölümleri, hangi alanları önerirsiniz diyecek olursanız sizlere birkaç tane popüler meslek dallarını sayalım. Bunlardan ilki aşçılık, yiyecek içecek hizmetleri. Eğer yemek yapmayı seviyorsanız, bu tarz işlerle uğraşırım diyorsanız ve severek yapıyorsanız işte o zaman tam size göre bir bölüm. Çünkü bu bölümü bitirdiğiniz zaman tabii ki genellikle özel sektör ağırlıklı ama kaliteli aşçılar çok yüksek ücretler alabiliyor. Otellerde veya devlet dairelerinde e, iş bulabilirsiniz. Bir diğer bölüm çocuk gelişimi bölümü. Çocuklarla uğraşmayı çok sevenler için ideal bir bölüm. E, öne açık mı? Evet öne açık. Neden? Çünkü... Türkiye'de okullarında okullaşma oranı istenilen düzeyde değil. Bu gelecek dönemde e, istenilen düzeye ulaşacak ama bunun için de okul öncesi öğretmenleri gerekli. Eğer sizler çocuk gelişimini bölümünü bitirirseniz işte kreşlerde e, iş bulma imkanınız olur. Onun dışında bunun 2 yıllığını ve 4 yıllığını okuduğunuzda e, okul öncesi öğretmeni de olabilirsiniz. Bu anlamda e, güzel bir bölüm düşünenlere. Sağlık bölümleri biliyorsunuz Türkiye'de sağlık sektörü hiçbir zaman geriye gitmez. Evet eskiye oranla popülerliğini biraz azalttı ama yine de yazılabilecek bölümlerden dediğim gibi eğer ilginiz varsa sağlık bölümlerini de seçebilirsiniz. İşte anesteziyi, hasta bakıcılığı da gibi fizik tedavi gibi bölümleri var. Bu bölümlerden birini veya daha farklı bir bölümü seçebilirsiniz. Veterinerlik eğer hayvanlarla uğraşmayı seviyorsanız ve ilginizde varsa bu alana yazabilirsiniz, kendi veteriner dükkanınızı açarsınız, ilaç satarsınız, bu şekilde çok güzel paralar kazananlar var. Uçak bakımı yine geleceğin popüler mesleklerinden bir tanesi, iş alanı açısından biraz dar gözüküyor, ancak işe girdiğinizde çok güzel ücretler kazanıyorsunuz. Hava sistemler bunun çeşitli alt versiyonları var. Ulaştırma meslek yüksek okullarında bu bölümü de yazabilirsiniz yine. E, Reali sistemler geleceğin popüler meslekleri arasında. Tabii ki de otomotiv. Otomotiv sektörde yine e, iş bulduğunuzda çok güzel paralar kazanacağınız bir sektör. Maketronik yine popüler mesleklerden bir tanesi. Evet devlet mi? Özel okul mu? Devlet okulunda okumanın artısı var, eksisi var. Özel okulda okumanın da artısı var, eksisi var. Tabii ki de paranız varsa kaliteli bir özel okul en mantıklısı. Ancak e, ekonomik açıdan da çok iyi durumda olmadığınızı düşünüyorum. Bu açıdan değerlendirirsek kendimizi özel okul için zorlamalı mıyız? Lise düzeyi için. İşte asıl soru bu. Şimdi devlette liseyi okumanın artıları neler? Öncelikle kazanacağınız lise eğer sınavla alan bir lise ise seçilmiş öğrencilerin arasında devlette okumayı tavsiye ederim. Çünkü burada öğrenci neyse olur, notları şişirilmez, öğrencinin eksikleri söylenir. Eksik olduğu kısımlar varsa ek takviyeler verilebilir. İşte özel derste veya hafta sonu kurslarıydı falan. Eksileri neler olur? Eksileri şu, devlet lisesinin imkanları, sosyal imkanları çok gelişmiş değil. E, ama bu sorun mu? Değil. Öğrenci bu sosyal imkanları dışarıdan da sağlayabilir. İşte satrancıydı, yüzmesiydi, basketbolu, futbol aklınıza ne gelirse bu sosyal imkanların tamamını dışarıdan da sağlayabilirsiniz. Bu eksiği giderebilirsiniz. İşte devlet okullarının fiziksel imkanları yetersiz. Onun dışında işte güvenliğiydi, temizliğiydi, özel okul gibi olmaz tabii ki de. Bunlar da eksi özellikler olarak sayılabilir. Özel lisede okumanın artıları ve eksileri nelerdir? Özel lisede okumanın en büyük artısı bir dershaneymiş gibi sizin tüm eksiklerinizle ilgilenirler, e, etüt lazımsa her an etüt, istemediğiniz kadar ek ders imkanları fazlasıyla var. Öğretmenlerin ilgisi çok çok daha üst noktada. E, bunların dışında sosyal imkanlar ve fiziksel imkanlar çok çok iyi durumda. E, peki eksileri neler? Eksileri bence şu, e, öğretmenler daha fazla not verme eğilimindeler. Yani notlar biraz daha şiştiği için öğrenci kendisini çok başarılı görebiliyor. Böyle bir durumda da tabii ki kendisini eksik görmeyeceği için daha az çalışacak ve üniversiteye giriş sınavında sıkıntı yaşayabilir. Tabii bu bütün okullar, bütün özel okullar için geçerli bir durum değil. Özel okulları aslında kendi içinde ayırmak lazım. Gerçekten işini kaliteli yapan okullar var. Ama son dönemde hızla özel okul sayısı arttı ve Kaliteden ödün verildi maalesef. Bundan dolayı da e, özel okul seçerken çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, dediğim gibi artıları e, ve eksileri ikisinin de var. E, karar sizin tabii ki de ama iş öğrenci de bitiyor. İster devlet olsun, ister özel okul olsun, Devlette de ister sınavlı alan olsun, ister sınavsız lisede okuyun fark etmez. İş kimde bitiyor? Sizde bitiyor gençler. O nedenle ilk başta hedefinizi koyun. Düzenli ve planlı çalışın. Eğer bunu yaparsanız okul türünün çok da bir önemi yok. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur gençler. Gönlünüzdeki okul olur inşallah. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.